Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdik açıklamasının ardından yeni bir sürece girdi. Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesi dünya gündemine otururken, bulunan rezervin Türkiye'nin yaklaşık 7 yıllık bir doğal gaz ihtiyacını karşılayacağı belirtildi. Karadeniz'de doğal gaz bulunmasının ardından tüm gözler Doğu Akdeniz'e çevrildi. Erdoğan'ın inşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz açıklaması sonrası Atina ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uykuları kaçtı. Yunanistan'da panik havası hakim olurken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarına kilitlendiler. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a darbe üstüne darbe vuran Türkiye bir darbe de Libya'da vurdu. Libya'da deniz üssü kurmak isteyen Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye, Katar ve Libya Savunma Bakanlarının toplantısında gündeme gelen deniz üssü kurma çalışmasıyla ilgili konum ve finansmanı konusunda anlaşma sağlandı. Türkiye'nin Libya'da kuracağı deniz üssü ile Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a bir darbe daha vurulmuş oldu. Türkiye, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarını yoğunlaştırarak devam ettiriyor yakın zamanda Doğu Akdeniz'den de bir müjde bekleyen Türkiye, dışa bağımlılıkta en çok sıkıntı çektiği konu olan doğal gaz problemini ortadan kaldırmak istiyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bulunan doğal gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olduğunu açıklarken, uzmanlar, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gazın her yıl 10 milyar metreküpünü üretmesi durumunda faturaların 2,6 milyar dolar azalacağını belirtti. Bulunan doğal gazın Türkiye'ye etkisini 2-3 yıl içerisinde göstereceğini ifade eden uzmanlar, yatırımların hızlanması, fabrikalarda üretimden hanelerdeki ısınmaya kadar ciddi tasarruf eğilimi olacağını belirtti. Karadeniz'deki rezervin yaklaşık bir ay önce keşfedildiği, bazı testlerin yapıldığı ve incelemenin yaklaşık bir ay sürdüğü öğrenildi. Erdoğan'ın doğal gaz açıklaması Türkiye'nin önemli gaz ithal ettiği ülke olan Rusya'da da gaz sancısına neden oldu. Rusya'nın ekonomi analistleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk halkı için müjdelediği doğal gaz bulunmasına dair önemli görüşler bildirdi. Rus basınına beyanat veren Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı baş analisti Igor Yushkov, Mavi Akım ve Türk Akım boru hatlarından Türkiye'nin gaz alımı var. Türkiye'nin bu hatlar üzerinden gaz alımı ilkbahar ve yaz aylarında düşüyor. Türkiye'nin bulduğu doğal gaz nedeniyle bir hattı gözden çıkarabilir. Mavi Akım Gazprom'a ait değil. Botash'ın da burada hissesi var. Türkler için Mavi Akım'dan gaz alımını durdurmak daha akılcı olacaktır dedi. Türkiye'nin bulduğu gazın hatırı sayılabilir oranda büyük bir rezerv olduğunu söyleyen Yuşko, 2020 Gazprom için Türk pazarındaki en kötü yıl olabilir. Türkiye'nin bulduğu doğal gaz haricinde 2017 ve 2019 yıllarına oranla 2020 yılında Türkiye'ye daha az gaz akışı yapıldı. Türkiye, Rusya'nın Avrupa pazarına gaz akışı sağladığı ülkeler arasında en az gaz alabilen ülke durumuna düşebilir dedi.